Yani bu yüzden ayrı tutacağız diye erkekler birçok şeyi dinlemek istiyor, öğrenmek istiyor. Gidiyor, şuna gidiyor, buna ama kadınlara bak şu toplumda, şurada erkekleri bir sayın tesadüfen. En az bir herhalde 30 kişi var. Bir de kadınlara bakın, onu bile doldurmuyor. Bu toplumun kadını burada bu kadar az mı? Öldükten sonra kadınlar dirilmeyecek mi? Hesaba çekilmeyecek mi? Sizin bilmek ihtiyacını duyduğunuz şeylere kadınların ihtiyacı yok mu? Ama şunu kabul edelim, hoşumuza gitmese de bizim toplumumuzda oldum olası kadın ikinci sınıf insan sayına gelmiş. Hakkımız var mı buna? Gördüğü muamele. Ama dinimizden değil, görüşümüzden. Efendim, dinimizden olmadığını söylüyorum ben zaten. Dinimizde olanı söylüyorum ki böyle yapılmasın. Çünkü hep dinimizden olmayan yapıla gelmiş. Onu terk edelim de dinimizin dediği gibi yapalım manasına söylüyorum zaten. Yoksa dinimizi nasıl suçlarız? Olur mu öyle şey? Dinimiz öyle söylemiyor ki. Allah'ın erkek öğlen namazını kılacak 10 sevap alacaksa kadına 9,5 mu yazılıyor sevap? Yok. Hep Allah ne diyor? Mümin kadınlar, mümin erkekler. Müşrik kadınlar, müşrik erkekler. Yani cinsiyet farkı, kulluk farkı doğurmuyor. Kadın da olsan istersen isyan edebilirsin Allah'a, istersen iman edebildiğin gibi. Erkek de olsan isyan edebiliyorsun, iman edebildiğin gibi. Mesela ona gerektiği gibi kul olmaya çalışmak. Kadın ol, erkek ol. Allah kadını da erkeği de, ikisi de insansa ki insan, mükellef tutmuş, dinini muhatabı tutmuş.